Ramazan'ın gelmesiyle Güneydoğu sofralarının vazgeçilmesi, meyan şerbeti yine sofralarda yerini aldı. İşte görmüş olduğunuz gibi Ramazan ayı geldi ve Güneydoğulular sofralarında meyan şerbetini eksik etmiyor. Peki meyan şerbetinin faydaları neler? Birazdan ustasından bunu alacağız ve bakalım bizlere neler söyleyecek. Kolay gelsin, merhaba. Merhaba, sağ olun. Meyan şerbetinin faydaları nedir? Efendim, meyan şerbeti Ramazan'da oruç tuttuğumuz için sıcak havalarda biz soframızda insanlara hem su azlığını gideriyor. Su içtiğin zaman, insan şişirdiği zaman bu şişirmiyor efendim. Çünkü sindirim sistemine iyi geliyor. Yani rahatlatıyor genellikle. Koladan, sodadan daha faydalı, daha cazip, daha güzel. Peki özellikle Ramazanlarda mı oluyor bu? Evet, genellikle Ramazanlarda olur. Yazın ekstra tulumla satan şerbetçiler var. Onlar da yazın satabilirler. Ama genellikle çok Ramazan'da olur. Yani satış. Biz kebapçı olduğumuz için biz Ramazan'da 15 seneden beri bu işi yapıyoruz. Ramazan sonra tekrar kendi işimize dönüyoruz. Kendi işimiz de kebapçıdır efendim. Güneydoğu Anadolu bölgesinde susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliğiyle bilinen meyan şerbeti Gaziantep'in her köşesinde satılıyor. Peki özellikle Güneydoğu'dan bulunuyorsa büyük şehirlerde de bunu bulabilir misin? Ekstra büyük şehirlerde olmaz efendim. Yani de Güneydoğu bölgesinde Gaziantep, Urfa, Diyarbakır bu bölgelerde olur. Yani bir de ilçelerde olur efendim. Bazı illerde de zaten paketli olur ama paketlerde de bu kadar lezzetli olmaz. Bölgede susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliğinin yanı sıra böbreklere de çok iyi geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi dolayısıyla tüketilen şerbet, Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Peki yemek yedikten sonra sofralarda bir ya da iki bardak bunu içiyorsunuz, sindirim sistemine iyi geliyor. Faydasının yanı sıra zararları da var. Bunu da ustasından öğreneceğiz. Peki faydaları saymakla bitmiyor. Bunun zararları nelerdir? Efendim, şeker hastalarına gelmez bu. İçinde şeker oranı olduğu için. Bir de yan etkisi var. Yüz göz ayak şiştiğinde o kişi fazla içmeyecek. Sadece bir bardak içecek. İki bardak içerse eli yüzü gözü şişer. Evet. Ama çok içerse zararı var. Az içerse faydası var. Tutup da 10 bardak içecek değil. 2 bardak, 3 bardak. Almaya girmaya. Evet abi, hoş geldiniz.